Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu örmüş olduğum bebek battaniyesi, tunus işi bir battaniyedir. Bu battaniyedeki tunus işinde renk değişimlerini nasıl yaparız onu göstereceğim. Bu bebek battaniyesi ben tabii daha öreceğim, daha uzun olacak. Fakat görmüş olduğunuz gibi çok düzgün bir renk değiştirme yaptım. Tunus işinde renk değiştirme nasıl olur? Size bugün bunu anlatmaya çalışacağım. Umarım anlatabilirim. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi gagalı tığımız var. Bu gagalı tığımızı kullanacağız. Şu sarı ipimizi böyle alalım. Tunus işinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Halkalar çıkartıyorduk bu şekilde. İçerisinden tek 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 ilmek çıkartıyorduk. Sonra onları iki iki çıkıyorduk. Şimdi bu halka çıkarma kısmına geldiğimiz zaman renk değişimini yaparsak bu kadar düzgün olur. Yani bu şekilde bir hizalı, arkası da önü de düzgün bir model elde ederiz. Renk değişimini her zaman ilmekleri iki iki çıkarma sırasında değil, görmüş olduğunuz gibi bu ilmek çıkarma sırasında yapmamız gerekiyor. Şimdi yaparken anlatacağım. Çok iyi anlayacaksınız. Gri ipimi alıyorum. Açık gri, orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. Sarı ipimi de şuradan sıktırayım. Çok şey olmasın. Şimdi bunu altına getirdim. Bunu biraz sıktım. Şu ilk halkamdan gri ipimi çıkarıyorum. Devam ediyorum. İkinciden de sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar edeceğim. Bu şekilde halkalarımın içinden gri ipimi çıkartıyorum. Çok güzel oluyor. İlmek çıkarma kısmına geldiğimiz zaman kullanmak istediğimiz rengi bu şekilde çıkartıyoruz. Takıldığınız bir yer olursa mutlaka benimle iletişime geçebilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Mail atabilirsiniz. Ya da Instagram sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Hiç sorun değil. Tekrardan devam ediyorum. Halkamın içinden bu şekilde çıkarıyorum. Bunu sıra sonuna kadar tekrar edeceğim arkadaşlar. Yani siz de örmek istediğiniz model neyse renk değişimi sırası geldiğinde aynı benim yaptığım gibi çıkaracaksınız. Tekrar tekrar yapmamın sebebi detaylı bir şekilde anlamanızı istediğim için. O yüzden bu kısımları hızlandırmayacağım. Sıkılırsanız ileriye sararsınız. Görmüş olduğunuz gibi halkalarımızdan çıkarıyoruz. Böyle kıvrılabilir fakat ördükçe bu toparlanacak. Aklınıza bir şey gelmesin. Ben şimdi bu kısımları artık iyice anladığınız için
hızlandıracağım. Grileri aldık. Birazdan toplamasını göstereceğim bir de. Sonuncu ilmeğimizi de yaptık. Tabi örgü büyüdükçe biraz tam benim için örmek de zorlaşıyor gibi. Şunu da şuradan çıkardık mı? Gri ipimizi komple yerleştirmiş olduk. Şimdi eksiltmelere geçiyoruz. İlk ilmeğimi bir tane çıktım. İkinci ilmeklerim biliyorsunuz ikişer tane çıkacağız. Bu şekilde büyük battaniyeleri de İster misineli gagalı ip alın, isterseniz benim gibi misinasız kullanabilirsiniz. Çok rahat kullanımı, hafif şişler, kullanışı güzel. Böyle 2-2 çıkıyorum. Bu şekilde. Gri ipimizi yerleştirmiş olduk. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğim. Ondan sonra üst sıramı yapacağım. Gri ipimizin duruşunu göstereceğim size arkadaşlar. Hemen hızlıca bitireyim ben bu kısmı. Sıra sonuna kadar gri ipimi tamamladım. Şimdi üst sıraya geçeceğim. Bu sarı ipimi daha sonra koparıp bu ipime bağlayacağım. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Tunus işinde neydi? Bu halkalarımızın içinden çıkarıyoruz. Ay doğru çıkarmışım. Bir an gözlerim karıştı. Çıkarttım. Yanına geçtim. Tekrar. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar yapacağım. Bunu bu şekilde yapıp uzun tutmamın sebebi net görün. İlk başlangıç sıralarında neler yaptım diye daha net anlayın diye bu şekilde uzun yaptım. Siz de benim gibi yaptığınızda, söylediklerime uyduğunuzda bu şekilde tunus işinizi birleştirmiş olacaksınız. Ben çok güzel bir bebek battaniyesi başladım. Koyu gri, sarı gri şeklinde olacak. Çok beğendiğim renkler bunlar benim. Neyse videoyu daha fazla uzun tutmayayım. Yapmış olduğum videolarımı, anlatımlarımı beğeniyorsanız lütfen videolarıma beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.